Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Dostlar, beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bugün yine size çok eski tarihli bir petrol dibinde bir eski değirmen buldum. Yol kenarında unutulmuş artık, yıkılmaya yüz tutmuş bir yer. Burayı sizi dostlarımla paylaşmak istedim. Bakalım, bugün günümüzü bu değirmenimize ayırdık. Bu eski değirmenlerde neler varmış, nasıl yapılarmış, birlikte gezeceğiz bakalım arkadaşlar. Burası arka bölümü. Hemen arkasında şöyle bir demir su borusu var. Bakın, hemen göstermeye çalışayım. Bunlar taş, yuvarlak taş demirleri, değirmen taşlarını çevirmek için suların geçtiği borular bunlar. Yıllarca burada duruyor, hala da yıpranmamış arkadaşlar. Bu petrolün hakkında pek bilgisi olan yok bu etrafta. Göremedim dostlar. Sadece köylü arkadaşlarıma sorduğuma göre buranın ismi tam bilen yok ama çok eski Kabacalı petrolü diyorlar ama ne kadar doğru bilmiyorum. Kabacalı değirmeni çok eski arkadaşlar. 100-150 yıllık. Tabi zamanla artık modern değirmenler olduğu zaman buralar artık terk edilmiş. Yalnızlığa mahkum edilmiş. Bakalım etrafında başka neler var, bir gezelim. Bugünümüzü bu değirmeni ayırdım dostlar. Böyle tarihi güzel yapıları gördüm. Siz dostlarımla paylaşacağım bundan sonra. Böyle tarihi değirmenleri, tarihi köprüleri, tarihi medreseleri, tarihi kiliseleri, artık nerede eski güzel bir yer bulursam siz dostlarımla paylaşacağım. Bakın burası da o kadar güzel ki, şöyle bir görün. İçine giriliyor mu bilmiyorum. Şöyle bir camlarından bakmaya çalışacağım. Böyle tehlikeli oldu mu sadece dışından bakar geçeriz. Görebileceğimiz yerler varsa görmeye çalışırız. Müthiş bir yer. Burası 3 kattan oluşmuş bir yer sanırım. En üst katı ahşap. Şu iki bölümü taştan örülmüş. Tam karşıda da eskide un öğütmeye gelenlerin yeri var. Kaldıkları yer var. Tabi her gelen burada geri dönmüyordu. Bazıları da geceliyorlardı buralarda. Bunların yeri sanırım. Oralarda gezmeye gideceğiz. Şurada bir açık bir yer var. İçine girmeden böyle bir görmeye çalışalım. Evet, tam değirmenin çalıştığı yer. Biraz karanlık, atlar çok çamur. Burası giriş bölümü sanırım arkadaşlar. Bu kapısında da bir
gidiş var. Ona da bir bakalım. Bakın arkadaşlar, içi bayağı tehlikeli. Ama her tarafı gözüküyor. Değirmenin döndüğü yer. Bakın borular karşıda. Şu tavan yapısını görüyor musunuz arkadaşlar? 100-150 yıldır böylece durmuş. Şu ağaç yapılarını görüyor musunuz? Burası değirmenin alt zemin bölümü. Değirmen taşının döndüğü bölge. Tabi bir buranın ikinci katı ve üçüncü katı var. Bakalım onları da görebilecek miyiz? Şurası da sanırım bunların öğütülüp buradan arabalara binildikleri yer sanırım. Un çuvaların çıkarıldığı yer. Müthiş bir arkadaşlar. Ben böyle tarihi yerleri çok seviyorum arkadaşlar. Eski insan yapılarını çok seviyorum. Eski kalıntıları çok seviyorum dostlar. Bunları size paylaştığımı çok mutlu oluyorum. Hemen karşıda da dediğim gibi buraya gelen, değirmene gelen insanların kaldığı yerler var. Tabi oralara da bakacağız ama önce bu yan tarafından başka bir şeyler var mı? Büyük değirmenimizin bir giriş var mı? Bakacak bir yer var mı? Ona bakacağız. Evet, Kabacalı Petrolü 150 yıllık hala ayakta arkadaşlar. Şu yan tarafta bir kapı gözüküyor. Bir de yanında bir ambar gibi bir yer var. Bakalım arkadaşlar, eğer girilebilecekse, bir tehlikesi yoksa oraları da siz dostlarıma göstermek istiyorum. Şurada iki yer var. Bakalım burası neymiş? Burası da buğday döktükleri bir yer sanırım. Şurada açık bir kapı var. Bakalım oradan girebilme şansımız var mı? Şöyle ince bir basamaktan çıkacağız. Çok küçük ince bir basamak. Bakın artık ağaçlar çürümüş. Burası ikinci katın giriş bölümü. Şuraya bir girelim bakalım. Oo, ikinci katı da bayağı büyükmüş dostlar. Burası değirmenimizin ikinci katı arkadaşlar. Şu yapıyı görüyor musunuz? Ağaçlarla o kadar güzel bir işçilik verilmiş ki süper. Sütunlar bile insana bir sıcaklık veriyor arkadaşlar. Eski günleri hatırlatıyor. Bugünleri yaşayan insanlar varsa buraları görsün. Burası da değirmenin ikinci katı. Fazla da ilerlemek istemiyorum arkadaşlar. Bazı yerler çökmüş. Bu çöken yerlere düşüp kalmayalım. Sadece bu güzel yeri böyle bir görün. Evet, bir de arka tarafında bir yer daha var. Oraya da bir bakalım. Ondan sonra insanların gelip geceledikleri yapılara bakacağız. Tabi onlar da haraba olmuş ama yine de göstereceğim oraları arkadaşlar. Burada da büyük bir
yer. Burası da bu değirmen bölümünün ambarı sanırım arkadaşlar. Şöyle hemen değirmenin yanında ek olarak yapılan bir yer. Kabaca da Petron'un arkası. Bu büyük değirmen arkadaşlar gerçekten müthişmiş. Artık her taraf yıpranmış, çöktü çökecek. Buraya acilen bir destek gerekiyor sanırım. Buraları düzenleyip gerçekten turizmi açmak lazım. O kadar güzel bir yerde ki, o kadar güzel bir konumda ki. Şu anda bile restore edilebilir durumda ama biraz da zaman geçerse artık pek de restore edileceğini sanmıyorum. Artık çöker biter diye düşünüyorum. Evet, hemen yan tarafında da bir boşluk var. Şurası da değirmen parçalarının korunduğu yerler arkadaşlar. Eski de değirmenin eksiklerini, parçalarını bu gibi yerlere saklarlardı. Tabii ne kadar taş değirmen de olsa ağacı, demiri, malzemelerini böyle yerlere saklarlardı. Bakın şu yerde bir eskide kalan bir parçası var. Şurayı görüyor musunuz? Çiviler bile 100 yıllık. Yani şu anda bu çivileri bile görmek çok zor. Bence bu çiviler bile tarihi çivi olarak buralarda alınabilir. Buraya kazandırılabilir arkadaşlar. Şöyle bir yapıyı görün. Şurada bir sandık artık kırılmış. Karşıda da tahta değirmenin buğday döküldüğü yer var. O da parçalanmış. Hemen yanında da değirmenin ilk çalıştığı yerde buğdayın döküldüğü yer var. Burada bir parça ama tahta bir parça olduğu için parçalanmış artık. Şöyle içeri de göstereyim. Evet arkadaşlar, kim bilir burada kimler vardı, kimler geldi, kimler geçti. Burada ne onlar öğütüldü, ne insanlar yaşadı, ne hikayeler döndü buralarda. Bakın şu çatıda dökülen kiremitler bile şu anda yok yani. Şöyle de güzel bir kapısı varmış tabi, o da zamandan artık çöktü çökecek. Yan tarafında da bakın, eskide insanlar tabi burada kaldıkları zaman burada atlarını bağlarlardı, yerlerdi, içerlerdi. O günü unu çıkmayan veyahut da 2-3 gün sırası olan insanlar da bu gibi yerlerde kalıyorlardı, değirmenin yanında. Küçük bir dinlenme yeri gibi dostlar. Bakın hemen içini göstermeye çalışayım. Evet tabi ufak tefek yeni şeyler de yapılmış ama eskiler de var. Bayağı çöktü çökecek artık. Belki de bu son halini görüyoruz. Bizden sonraki bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra artık buralarda sadece bu gibi videolarda gözükecek dostlar. Böyle bile bir sıcak ortamı var sanki dostlar. Eski insanları hatırladıkça, gözüm önüne geçtikçe böyle ilerim bile çok büyük hatırası var.
burada yaşayan insanları gözümün önüne getirdikçe buralar bile insana sıcak geliyor. Bu harabeler bile insana sıcak geliyor arkadaşlar. Hemen yanında da değişik bir yer daha var. Oraya da bir bakalım. Burası da artık harabe olmuş. Ön tarafı açık bir yer. Şu kapısı açık. İçine gireyim mi girmeyeyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın zaten çöktü çökecek. Ama bir de küçük küçük adımlarla bir bakmaya çalışayım sizler için. Burası da atlarını bağladıkları yer sanırım. Kendileri gelip bu gibi yerlerde yatıyorlardı ama atlarını böyle yerlere bağlıyorlardı. Bakın atların yemliği var burada. Ve yan tarafta da kapalı bir yer daha var. Müthiş bir yer dostlar. Bu gibi yerlerde arkadaşlar insanlar yaşamış, eski insanlar yaşamış, dürüst insanlar yaşamış, güzel hikayeler dönmüş böyle yerlerde. Şimdi istesek de eski tadı, tuzu, eski güzelliği bulamayız. Şu gördüğünüz ahşap eski yapılı bir yer bile zevki sefa içinde yaşayan büyük binalardan 1000 kat daha iyidir diyorum ben arkadaşlar. Tabii siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama burada bir sıcaklık dönerdi. Eskide insanlar arasında bir sıcaklık vardı, bir dostluk vardı, bir ahbaplık vardı. Herkes bir kapta yemek yer, bir yerde yatar, bir yerde kalkardı. Ama şimdiki günlerimizde aynı binada yaşayan insanlar bile artık birbirlerini tanımıyorlar. Ne yazık ki artık insanlığın bitimine doğru mu gidiyoruz bilmiyorum ama iyi insanlar yüzünde hala ayaktayız, yaşıyoruz diye düşünüyorum. Burası da koca değirmenimizin yan tarafından görünüşü. Dediğim gibi dostlar bu Kabacalı Petrol hakkında pek bilgi yok. Sadece isim olarak öğrendim. Müthiş bir yer, müthiş bir yapı. Buralar dediğim gibi düzenlenirse, düzeltilirse çok iyi bir yer olur. Konum olarak çok müsait. Gelişi, gidişi, yolu güzel. Sadece bir restorasyon yapılırsa buraya binlerce insanın geleceğine inanıyorum. Tabii sesimizi nereye kadar duyurabiliriz bilmiyorum. Ben böyle yerlerin yaşaması taraftarıyım. Elimden geldiği kadar böyle yerleri göstermeye çalışıyorum ki birileri görsün, gelsin, böyle yerleri ayaklandırsın arkadaşlar. Böyle yerleri artık öldürmeyelim. En azından nerede yaşadığımızı, ne şekilde yaşadığımızı, ne yediğimizi, ne içtiğimizi, eskide nereden geldiğimizi bilebilmemiz için böyle yerlere inanın ki ihtiyacımız var dostlar. Evet arkadaşlar, kanalıma destek olursanız bu gibi videolar gelmeye devam edecek. Eski köprüler, eski medreseler, eski yapılar, eski camlar, eski değirmenler. Bu gibi yerler gelmeye devam edecek. Tabii ki sizin destekleriniz arkadaşlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.